porsu çok şeker bir şey. Kutup porsu şu anki halim. ...33 milyon yıldan beri bu kerata hiç değişmemiş. Yani bütününe şöyle tamamın orijinal. Tabii biraz tamir görmüş. Ama belli belirsiz tamir görmüş. Yani hafif bir tamir görmüş. Evet, çene kısmı buralarda biraz tamirat var. Fakat her yeri orijinal. Bakın milyonlarca seneden beri hiçbir değişikliğe uğramamış. Net değil. Yani onların dediğine göre bu kim bilir ne olacaktı şimdi. Şimdi Celal hocama trilobit bakın 417 milyon yıl ve 354 milyon yıl arasında. Tekrar ediyorum 417 milyon yıl. Ben şu an trilobitimizin gözlerini burada görüyorum. Jilet gibi gayet düzgün. Yani mükemmel petek gözlere sahip. Mükemmel bir görüş kabiliyeti var. O zaman daha adamlar hücre aşamasında gözün ilk alametler oluşmaya başlamıştı diyorlardı. Ne alaka bakın 400 milyon yıl önce adam cayır cayır Celal hocamdan daha net etrafı görüyor. İsterse gelsin beraber bir kapıştıralım. Tabii olduğu gibi de kalmış kerata gıcır gıcır bakın plastikten yapmış gibi orijinal gerçektir yani. Gerçek trilobit. Zehir gibi gözleri de keratanın. Bayağı da şeker bir şey. Ve her birinde ayrı bir mercek var bakın. Çok fazla gözden oluşuyor. Her birinde mükemmel mercek. Her birinde tam ilgili noktaya görüntüyü düşürüyor. Ve her biri için bir sinir sistemi var. Düzgünce alıp onu getiriyor. Bu minik kafasına keratanın görüntü olarak veriyor. O da duruma göre arkadaşların mı var etrafında çevresinde kim var. Yiyecek içecek durumunu tespit ediyor kerata. Çok net görüyor yani maşallah. Bu da Celal hocamıza bir delil. Evet. Bu trilobitin gözlerinin oluşumunu Darwinistlerin açıklama şekli var. Rezalet, rezalet, rezalet. Hayvan kumların üstünde orada kristal parçaları varmış. Onları alıyormuş, gözüne yapıştırıyormuş. Yani tam bir kepazelik. O mercekleri oluşturmak için yani yerden alıyormuş onları. Gözüne yapıştırmış böyle lens yapıştırır gibi ve bu şekilde gözlerini oluşturuyormuş hayvan. Ya ben bu adamlara ne diyeyim? Yani hayvan alacak taşı, yontacak ve mükemmel bir mercek haline getirecek, alıp gözünün üstüne koyacakmış. Ondan sonra görmeye başlayacakmış. Dinozorlar diyor böyle sinek yakalıyorlarmış hayvanlar. Sinek yakalaya yakalaya kanatlara gelişmeye başlayacak, uçmaya başladılar diyor. Ya bizim kediler de yakalıyorlar. Kelebek, melebek her şeyi yakalıyor. Benim ufaklık birkaç tane var. Kimsenin uçup kaçtığı falan yok. Bütün hayvanlar yakalarlar. Her türlü böcek olsun başka şeyleri de yakalarlar. Ama hiçbiri kanatlanmamış. Koskoca dinozorlar öyle sinek kovalıyor kovalıyor kanatları gelişmiş. Bu şekilde kanatlar oluşuyor. Kanadın ilk gelişmesi budur diyor. Fakat biraz hani sanki zekasında bir sıkıntı varmış gibi bu arkadaşlarım bir kısmının. Bakın sineğin kanadının nereden oluştuğunu anlayamıyor. O aklına gelmemiş. Lan o 5 saniyede 500 kere kanat çırpıyor. Peki onun kanadı nasıl meydana geldi? Onu geçmiş ilk kanat meydana gelmesi olayı böyle diyor. Ne diyeyim ben bu adamlara? Yani tamamen dumur uğramış. Yani bakın o bile aklına gelmiyor. Yani bu sineğin kanadını nasıl oluştu? Saniyede 500 kere, 1000 kere kanat çırpıyor. Ve hayvan mükemmel bir uçuş sistemine sahip. Jet gibi uçuyor. Dinozor da onu yakalarken çırpına 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 en sonunda hayvan uçmaya başlamış. Ve gördüğümüz kuşlar oluşmuş. Ne diyeyim ben bu adamlara? Yani insanın nutku tutuluyor artık. Yani taşlardan yontup gözüne diyor mercek yaptı diyor. Bilmem sinek kovalarken uç kanatlandı diyor. Peki bunu insanlar niye yapamıyorlar? Madem o hayvan yapabildi bunu. Yani ne diyeyim ben bunlara? Trilobit ne anlar hayvancağız oturup kristal alacak gözüne yapıştıracak bilmem ne yapacak. Hangi bir gözüne yapıştırsın? Hayvanın çok fazla gözü var. Bir de o düzgünlükte nasıl kessin o taşları? Yani öyle küçücük bir merceği yapmak ne kadar zor. Teknik olarak yapılması zaten mümkün değil. Şu anki teknolojiden bile yapamazlar yani. Son derece zor bir şey. Yani son derece düzgün, gayet düzgün hem de yakın çekimde gösteriliyor. Muazzam böyle matematik düzgünlükte gözleri. Ve mükemmel bir sistemle çalışıyor.
Adam kayalardan kendileri yontup çıkartıp yapıştırdılar diyor. Öbürü de sinek kovalarken uçuyor. Sinek kanadını zaten açıklamıyor. Onun için bunlardan yani mantıklı, akıllı konuşma biraz zor gibi görünüyor. En iyisi doğrusunu anlatıp bunları da kendi haline bırakmak. Başka bir şey yok yani. Cemal hocam nasıl bunların peşinden gidiyor ben onu da anlamıyorum. Ama onu çok iyi yetiştireceğim yani Cemal hocamızı. Göreceksiniz yakında muazzam bir antidarvinist olacak, antimaterialist olacak. Ama biraz emek vermem gerekiyor. Yani tahmini bir veya iki yıla kadar onu çok mükemmel böyle yaratılışı savunan antimaterialist bir insan haline getireceğim inşallah. Ama biraz vakit alacak gibi görünüyor. Bu kerata ahtapot biliyorsunuz çok zeki bir hayvandır. 95 milyon yıllık şimdi ben göstereceğim fosili. Bu şimdiki hali bayağı şeker bir şey. Yani müthiş akıllıdır ahtapot. Bakın bu da fosili. Hiçbir değişikliğe uğramamış. Bu gördüğüm kadarıyla mürekkep kesesi o da bozulmadan kalmış. Şöyle kolları var ya tam. Hiçbir değişikliğe uğramaması Darwinistlerin tabii rahatsız olacağı konulardan bir tanesi. Evet.